Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi MHP lideri de CHP'yi mandacılıkla suçladı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı için mesaj yayınlayan Bahçeli, altı oku çok sert ifadelerle hedef aldı. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na da yükledi. Türkiye'ye nereden bakıyor? Gerçek CHP'lilere sesleniyorum. Vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sivas Kongresi'nin şan ve şerefi Cumhur İttifakı'nındır dedi. 100. yıl dönümü için Sivas'a çıkarma yapan CHP'ye ateş püskürdü. Bahçeli mesajını sosyal medya üzerinden verdi. CHP'nin bu alanlarda dolaşması beyhudedir. Bu partinin anıları şu anda işgal ettiği vahim ve trajik alanla birlikte gömülmüştür. CHP kayış koparmış, dingili kırmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor. Bir asır önce Sivas Kongresi'nde manda ve himaye arzusunun nasıl püskürtüldüğünü anlattı MHP Genel Başkanı mesajında. Hemen her cümlesinde CHP vardı hedefinde. Manda ve himaye damarı bugünkü CHP'de aynısıyla yaşıyor. CHP Genel Başkanı yanılıyor. Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Atatürk'ün CHP'siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmiş sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir. Kılıçdaroğlu Kandil'e dümen kırdı dedi. Sözü Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine getirdi. CHP'li belediye başkanının seçildiğinden beri skandalların göbeğinde olduğunu söyledi. PKK'lılara destek turuna çıkması zillettir. Madem Diyarbakır'a gitti, gitmesine evlatları daha kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi, terörü lanetleseydi.